Benim eski ev 6. kattı. Gelenler hatırlar eski evimi. Benim evime 200 litre su lazım olsa, şöyle evimize kova alsak. Hüseyin senden de rica ettim. Kaslısın diye. Bir kova 10 litre alıyor, bir kova 10 litre alıyor. Toplam kaç litre? 20 litre. Kaç kez inçik yapman lazım o 200 litre suyu bana getirmek için? 10 defa inçik yapman lazım. Peki işin sonunda ne olur yorgunluk seviyen? Pil biter değil mi? 200 litre suyu 6. kata 10 kez inçik yapacaksın. Normal düzeyde imkanı yok değil mi? Normal düzeyli, orta halli bir ağaç bunu bir günde yapıyor bütün dallarına. Aşağıdan alıyor 200 litre suyu, çat bütün dallarına, yapraklarına, her birisine dolaştırıp gezdiriyor. Normal 10 dönümlük bir ormanda, bizim buranın 10 katı bir orman. 400 tane orta büyüklükte ağaç olur, 10 dönüm. Bizim buranın 10 katı. 400 tane ağaç var diyelim. 400 tane ağaç bir günde 400 ağaçtan hani kendi topraktan aldı, kullandı, etti falan onu köşeye geç. 2000 ton su buharı tebahhur ediyor. Bu ne demek biliyor musun? Mesela bir tanker kaç ton taşıyor? Orta halli bir tanker. 20 ton. Kaç tanker lazım? 100. 100 tane 20 ton taşıyan tanker lazım o ormanın buharlaştırdığı suya ulaşabilmek için. Şimdi bir ağacın kendi alanında, bir ormanın kendi alanında sadece suyla ayrı ayrı faaliyetleri var. Bir de o suyun devam döngüsü de var. O su ağaçlardan tebahhur etti. Belli bir ısı düşüklüğüne geldi. Geldikten sonra bulutun içerisinde kristalize oldu. O kristaller birbirine sürtündü. Elektrik ağı oluştu. Ardından şimşek oldu, yıldırım oldu. Yıldırım için ne diyor üstad? Allah'ın kamçısı gibi diyor. Şak! Sanki kamçı gibi değil mi yıldırım? Çat diye yıldırım vurdu. Oradan toprak azotlandı. Yani şu döngüye bak. Yani sen bir olay görüyorsun ama o olay içerisinde ne kadar canlı varsa biz de dahil olmak üzere her birine ayrı ayrı hizmetleri var. Şimdi zihninde var mı mesela böyle bir alet yapabilir misin? Bir alet yapacaksın ve böyle bir döngü sağlayacak. Ağaca şu işleri yapacak, toprağa bu işleri yapacak, tebahür edecek su, buluta bu işleri yapacak. Akıllara zarar değil mi? Burada ayrı ayrı faaliyetleri önce görmek lazım. Gördükten sonra umumun ilişkisine baktık ve Allah'ın hangi ismi geldi aklımıza? Vahid ismi geldi. Sonra hususi inceleyelim. Şu ağaçların birine bakayım. 200 litre suyu nasıl böyle dallarına koşturuyor dedik. Böyle bir sistemi yapabilecek kainatta emsal göremedik. Burada da Allah Azze ve Celle'nin Ehad ismine ulaştık. Vahid'le Ehad isimleri tazammun edince de bir çatı halinde ismi fert oldu. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde, tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. Uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.